felsefesinin içinde bilime farklı yaklaşımlardan bahsedeceğiz şimdi. İki türlü yaklaşım var. Birincisi bilimi bir ürün olarak gören klasik yaklaşım. Bu görüşü savunan filozoflar bilimi anlamak için bilim adıyla ortaya konmuş ürünleri ele alıp bunların doğrulanmasının yapılması gerektiğini savunurlar. Onlara göre bilim bir üründür. Yani aslında bilim bir sonuçtur. Bilimi ürün konumunda gören yaklaşımın temsilcileri pozitivistlerdir. Bu yaklaşım başlıca iki hedefe yönelmiştir. Bilimi teoloji ve metafizikten ayırmak ve felsefeye bilimsel bir kimlik kazandırmak. Bunlar derler ki bilimsel eserler dil analiziyle ve kendine özgü bir dille mesela matematiğin ve mantığın olduğu gibi bu dillerle ifade edilmelidir. Olgusal olmayan tüm önermeler anlamsızdır. Olgusal deneye ve gözleme dayanan demek. Yani bir kuram muhakkak deney ve gözlemle doğrulanmalıdır. Tekrar edelim. Bilimi ürün olarak görürler. Yani bir sonuç olarak görürler sadece. Bilimde metafizik, teoloji gibi e, deneye gözleme dayanmayan olguların asla yer almaması gerektiğini düşünürler. Evet görüyorsunuz burada temsilcilerine. Tekrar ediyoruz. Ürün olarak görürler. Bilimi, felsefeyi metafizikten ayıklamaya çalışırlar ve felsefeyi de bilime yaklaştırmaya çalışırlar aynı zamanda. İkincisi bilimi etkinlik olarak görürler. Bunlara devrimci yaklaşımda denir. Bunlara göre ise bilim bir süreç, bilim adamları topluluğunun bir etkinliğidir. Kuhn ve sormenin temsil ettiği bu akıma devrimci bilim anlayışı da denir. Bilimsel etkinlik içinde gerçekleştiği toplumsal psikolojik ortamdan soyutlanamaz. Yani aslında bilim incelenirken bilim dışı faktörlerde dikkate alınmalıdır. Bilim, Birikerek değil, sıçramalarla ve devrimlerle yol alır. Bilimsel devrim bir paradigmadan diğerine geçiştir. Paradigma, yeni öğreniyoruz bunu. Ne demek? Bilim adamları topluluğunun çalışmasına bir dönem için yön veren bakış açısı demektir paradigma. Dolayısıyla devrimci yaklaşım der ki bilim bir paradigmadan diğerine geçişler yoluyla ilerler. Bilimsel gelişme ya da ilerlemeden değil, bilimsel değişmeden söz edilebilir ancak. Kuhn'u görüyorsunuz burada da bilime etkinlik olarak görür, paradigma kavramını ortaya atmıştır ve bilim ona göre bir sonuç değil sadece bir süreçtir. Şimdi tekrar bir karşılaştıralım iki görüşü. Klasik görüşçülere göre bilim yığılarak ilerler, devrimcilere göre düz bir çizgide ilerlemez bilim. Bilimsel önermeler deney ve gözlemle doğrulanmalıdır klasikçilere göre. Devrimcilere göre ise doğrulamak yerine yanlışlama yöntemi kullanılmalıdır. Klasik görüşler ki bilimi değerlendirirken bilim adamlarının varlığı göz ardı edilmelidir. Yani nesnel olunmalıdır. Devrimci görüşler ki bilim adamları üzerinde sosyopsikolojik etkilerde göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü onlar da birer insandır. Klasik görüşler ki bilgimiz sınırsızdır. Bilimin gelişimi sağlanınca tüm sorular yanıtlanabilir. Klasik görüşü şu eleştiren devrimci yaklaşım der ki bilgimiz sınırlıdır. Her türlü gelişme olsa bile cevapsız sorular mutlaka olacaktır. Bir de bilimin değerinden bahsedelim. Buradan da soru gelme ihtimali var. İki tane önemli işlevinden bahsederiz bilimin. Birisi teknolojiye uygulanmakla ortaya çıkar, diğeri de insanın akılcı bir dünya görüşünü benimsemesinde rol oynar. Fakat burada bilimin amacı ve değeriyle ilgili bir şey çok eleştirilir. Savaş teknolojileri geliştirmek de aynı zamanda aslında bilimin yaptığı şeylerden bir tanesidir. Dolayısıyla da bu savaş teknolojilerini geliştirmek insanların yok olmasında çok ciddi bir role sahip. Dolayısıyla da bilimin değeri hakkında konuşan felsefeciler iki farklı görüş öne sürüyorlar bununla ilgili. Bir grup diyor ki insanlığı ileriye taşıdığı için bilimi yol gösterici olarak görmek lazım. Her ne kadar savaş teknolojilerini üretse de başka bir grupta bilimin neden olduğu olumsuzluklarla savaşmanın en doğru yol olduğunu düşünmekte. Müzik